Selamünaleyküm kıymetli Müslümanlar, değerli izleyiciler. Bahar ya da Ramazan bayram özel programımıza hepiniz ekranlarınızın başından hoş geldiniz efendim. Tabii öncelikle bizleri önce Ramazan'a ardından da bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü, Habibi, sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a da çokça salat ve selam olsun efendim. Tabii koskoca bir Ramazan'ı beraberce idrak etme, ihya etme, ibadetlerimizle kendimizde değere dönüştürme gayretinde olmuş olduk. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kıldığımız teravihlerimizi, namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul buyursun inşallah. Bizleri de bayramla buluşturdu. Bugün de bayrama özel çok güzel bir program icra etme gayretinde olacağız inşallah. İnsan ve Medeniyet Hareketimizin lideri, kıymetli ağabeyimiz Mehmet Güney abiyle bugün beraber olacağız. Mehmet abi hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsınız abim? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah sizleri daha iyisin inşallah. Amin abi. Allah razı olsun. Mehmet abi şimdi tabii bugün bayramı konuşalım istiyoruz ama Ramazan'ı da bir değerlendirelim. Ramazan nasıl geçti abi? Sizler adına nasıl geçti? Nerede o eski Ramazanlar dedirtti mi? Eskiden Ramazanlarınız nasıldı? Öncelikle Ramazan'ı sorarak başlamış olalım abicim inşallah. Bismillah. Elhamdülillah. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ramazan ayı aslında müthiş bir nimet. Hamdolsun. Cenab-ı Hak kitabında zaten bin aya karşılık gelen Kadir gecesini bu ayın içerisine saklamış. Efendimizin femi saadetlerinden evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azade olma, yani kurtuluş. Yani Ramazan aslında belki diğer 11 ayı da yönlendirebilecek tam mayalanma, tam böyle kendimize bir hiza istikamet verme, çeki düzen verme açısından müthiş bir nimet. Yani Ramazan'da eyvallah oruç tutacağız, ibadet taat olacak, belki biraz uykudan falan feragatta bulunacağız ama arkasında çok güçlü bir birikim var. Yani Ramazan ayının dışında rahmeti, mağfireti ve sonunda da cehennemden azade olmayı yani ihtiva eden başka bir ay yok. Kur'an'ın, Allah'ın bize emir ve yasaklarını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilişinin de ayı başlaması. Burada şunu da hatırlatmak isterim. Hocalarımız hep bunu Kur'an ayı derler. Ancak Kur'an'ın nuzul olduğu, Kur'an'ın indiği, muhatap olduğu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de peygamberliğinin aleni olduğu bir ay yani. Yani Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu gibi peygamberimizin de peygamberliğinin aşikar olduğu bir ay. Yani yeni gençlerin terminolojisiyle söylediğimizde Ramazan tam kusursuz bir bonus aslında. Yani hamdolsun, ibadetleriyle, taatıyla, dayanışmasıyla, kaynaşmasıyla müthiş bir bereketlenme, müthiş bir demlenme dönemi oldu. Şükürler olsun, herkes gibi biz de ona istifade etmeye çalıştık. Elhamdülillah. Şeyde nasıldı abi, Anadolu'da nasıldı? Yani doğduğunuz topraklarda nasıl yaşıyordunuz? Aybastılıydınız herhalde değil mi abi? Orada Aybastı. Evet. Orada Ramazanlar nasıl geçiyordu abi? Geçmişte böyle hafızanızda yer edinmiş Ramazan şeyleri var mı, anıları var mı abi? Böyle ailenizle, sofradan, çocukluğunuzdan. Şerafettin Hoca bir hikaye anlattı. Dedi ki, babam dedi beni işte iftara yakın fırına gönderdi dedi. Ben dedi bir gün hatırlıyorum fırına gittim, sıcak ekmeği aldım dedi. Tepede bir yerde de topun sesini dinlemeye giderdim dedi. Tepeye doğru koşmaya başladım dedi. Topun sesini duydum, ekmeğin ucundan biraz koparayım dedim, ekmeğin yarısı bitmiş dedi. Yoldayken yemiş sıcak ekmeği falan, böyle bir hikaye anlatmış oldu. Sizde var mıdır abi böyle hikayeler? Tabii insanın çocuk dünyasında duyguları daha önde oluyor. Duygular önde olduğu zaman aklı selim geride kalıyor. Yani muhtemelen Şerafettin Hoca'nın yediği ekmeğin belki bin mislisini, milyon mislisini daha sonra yemiştir. Ama o ilk günkü ekmek farklı oluyor. O duygusallık. Ve oradan hareketle muhtemelen insanlar hep o eski Ramazanlar. Nerede o eski Ramazanlar? Aslında eski haleti ruhiyemizle birlikte yani böyle bir hal yaşanıyor.
günümüzde doğan, 2023'te doğan bir çocuk da muhtemelen 10 sene sonra hey gidi bizim gibi, bizim dönemimizdeki gibi Ramazan yoktu diyecek yani. Bu biraz insanın içinde bulunduğu haleti ruhiyeden ve konjonktürden de kaynaklanıyor. Söylediğiniz gibi yani biz bir taşra kasabası, Aybastı'da bir köyde doğduk. O günkü şartlarda bizim ilk dönemlerimizde demek ki Ramazan kışa denk geliyordu. Zihnimizde o iftar yemekleri öbür günkü yemeklerden daha farklı oluyordu. Bir de orada fiziki güce dayalı bir iş yani tarım işi olunca gün akşama kadar ninem yani babaannem o çalışan abilerimi, ablalarımı, babalarımı, annelerimi daha iyi doyurabilme açısından onlara ayrı bir menü yapar. İşte yöresel olarak şipil dedikleri mayalı hamurdan o daha iyi tutar, daha tok tutar diye onları yapar. Bizim zihnimizde de onlar kalırdı. Öyle köyümüzde fırın, mırın öyle bir şeyimiz yoktu ama kendi dönemlerimizde onları hatırlıyorum. Ancak benim köyümde bizim evimizin bulunduğu yerle cami arasında epey bir mesafe vardı. Camiye gidebilmek için gece karanlık, yol yok, çamur, yani her türlü olumsuzluğun olduğu bir yerde elinde çıralarla birlikte camiye gitmek. O bizim için fener alayı gibi çocuk dünyamızda ondan çok keyif alırdık. Çırayla mı aydınlatıyordunuz? Çırayla yani herhangi bir elektrik vesairenin olmadığı lüks ışıklarıyla biz de elimizde o çırayla birlikte ondan çocuk dünyamızı onu bir eğlenceye dönüştürürdük. Camiye gitmek, gelmek bizim için yorucu bir şeydi ama camiye gitmek, gelmek sanki böyle cepheye gidip cihat etmek gibi bir anlamı oluyordu. Eğer camiye gidemezsek, babam 1915 doğumlu, Osmanlı sistemiyle de eğitim gördüğü için, yani babamın kıraatı, Kur'an bilgisi falan iyiydi. Ninem bizim evde bu kilimlerimizi serer, o diğer komşuları da çağırır. Babam orada 20 rekat bize teravih kıldırır. Tabii imamlığı da kendisi yapardı, müezzinliği de yapardı. Herhalde biz beceremediğimiz için her ikisini yapar. Her 4 rekatın arasında da çok güzel ilahiler de okurdu. O ilahiler ne dediğini pek anlamazdık ama hanımların arka taraftaki ağlamasıyla, o duygusallığıyla birlikte ayette ağlamayan ninem ilahi de ağlardı. Ben de onu bir türlü anlayamazdım. Yani halk kesimindeki bu duygusallık, işte o eski Ramazanların izleri bunlar. Yani yediğimiz yemekler, gittiğimiz ortamlar, evimizdeki o teravih kıldırmalar, orada ninem gelen komşularımıza da ikram izzette bulunur. Babamın ön tarafta postakisi vardı, sonra kilimler toplanır, ondan sonra gelen komşulara da ikram olur. Aslında bizim mahalledeki komşularımız da camiye gitmediğimiz dönemde adeta bizim mahalledekilerle bir halleşme ortamı olurdu. Ve bu aslında Ramazan'ın bereketiymiş. Orada adı konmamış küskünlükler gider. Adı konmamış muhabbetler örgülenir. Adı konmamış dostluklar, yakınlıklar, akrabalıklar şekillenir. Yani eğer ibadet düzgün yapılırsa, her ibadetin sonunda bir hikmet, başarı olduğu gibi, bizim de o teravihlerimizde biz onun çok başarılarını gördük yani. Peki abi şeyi merak ediyoruz. Bayramlar nasıl olurdu abi? Ya benim bildiğim işte Aybastı'ya yakın bir yayla var. Perşembe yaylası, meşhur bir yayla. Orada festivaller falan düzenlenir. Bilmiyorum bayramlarda olur muydu abi o? Evet. Yoksa o farklı dönemlerde mi yapılır? Güreşler falan olurdu abi. Sizin de böyle güreşçi kimliğinizin ortaya çıktığını biliyoruz biz. Geçmişteki hikayelerden biliyoruz abi. Var mı bayramla ilgili bir şeyiniz? Bayramlar neticede eğer siz şenlik yapacaksanız veya üstünüzü başınıza yeni elbiseler alacaksanız, ortalığı yeniden dizayn edecekseniz, tefriş edecekseniz bu biraz da ekonomik imkana bağlı. Yani eğer köyde çoluğuna çocuğuna adam bir elbise alacaksa iki tane koyununu satmak mecburiyetinde.
Yani onun için o günkü şartlarda, yani bizim çocukluğumuz dönemimizdeki şartlarda öyle herkesin çoluğun çocuğunu giydirebileceği, elbise alabileceği, yemesini içmesini bir üst noktaya taşıyabileceği, şenlik yapabileceği bir noktası o dönem yoktu. Ancak benim zihnimde kaldığı kadarıyla babam her bayramda böyle teneke kutular içerisinde tahin helvası olurdu. O bizim bayram tatlımız olurdu. Ha bana kalırsa da o günkü yediğimiz tahin helvasının tadı bugünkü tahin helvaların hepsinden daha farklıydı yani. O bizim çocuk dünyamızda veya o günkü şartlarda işte doğal yumurtasını, sütünü, peynirini, patatesini, mısırını yediğim bir ortamda daha böyle sanayi ürünü olan tahin helvası size farklı geliyor. Normalde herhalde aynıdır ama çocuk damak zevkimizde onlar bize daha farklı geliyordu. Allah razı olsun. O söylediğiniz şenlikler falan daha sonra panayır adı altında yapılır. O bayramın dışındaki bir ritüeller. Orada Tamam abi. at yarışları, pehlivan güreşleri, sohbetler, daha başka şenlikler, alışverişler. Onun ritüeli çok daha farklı, bayramlar farklı. Bizim bir gün Fatih civarında sizle karşılaşma hikayemiz var abi. Öğrencilerle ve 3-5 arkadaş geçerken bizi gördünüz. Sıcak bir hava. Tabii çökmüşüz böyle yorulmuşuz. Yol çok yürüyoruz. Araba falan gibi imkanlar yok. Bu ne dediniz ya böyle sönük sönük yürüyorsunuz sünefe gibi de. Ben bu halimle 5 kişiyi dövürüm dedim. Yani şey güreş meselesini o yüzden gündem etme gereği hissettim abi. Maşallah Allah güç versin, kuvvet versin, kudret versin inşallah. Size hep böyle gençlerin örnek göstermiş olduğu mücadele etme Estağfurullah. anlamında, izzet anlamında öyle bir rolünüz var abi. Ben şeye geleceğim. Yani İslami hareketlerde öncü bir şeyiniz var, durumunuz var abi. Belli Akıncılar'da genel başkanlığı yapmış oldunuz. Gerçekten Türkiye için imtihan dönemleri olan işte 12 Eylül 80 ihtilalini falan yaşamış oldunuz. Sonrasında 28 Şubat sürecinin yakın şeyleri oldunuz, isimleri oldunuz. Bu süre zarfında tabii bir şeyden konu bağlamından da kopsun istemiyorum abi. Tabii konuşulacak çok mesele var ama şimdi zorlu zamanlarda İhtilafların düşük olduğu, kardeşlik duygularının yüksek olduğunu biliyoruz. Bazen insanlar o işte 28 Şubat dönemini ve sonrasında yaşanılan o mücadele şeyini, ahlakını ya da o yaşanmışlıkları tekrar arzu etmek gibi bir yanılgının içerisine de düşüyorlar aslında. Allah İşte razı olsun. tabii o yani şerre talip olmamak gerekir. Sizin o dönemde vermiş olduğunuz bir mücadele vardı ama biz şimdi yeni nesil olarak yani belki bazıları o psikolojiyi yaşadı. Sonrasındaki gençlik olarak yani böyle zamanlarda, böyle zeminlerde Ramazanlar eksik mi yaşanıyor abi? Bayram sevinci eksik mi kalıyor? Nasıl oluyor abi? Şimdi biz oradaki mesela kardeşlik duygusunun yüksek olduğunu biliyoruz. Belki bir Ramazan heyecanı, bir Ramazan mükafatının daha nitelikli oluşabileceğiyle ilgili bir şeyimiz var. Tahayyülümüz var ama yaşamadığımız için bilmiyoruz abi. 80 ihtilali sonrası siz bayram sevincini nasıl yaşadınız abi? Ramazan psikolojisini nasıl yaşadınız? Oraları sormuş olayım. Sözü size teslim edeyim abi. Şimdi söylediğiniz gibi Cenab-ı Hak bize çok güzel nimetler nasip etti. Yani ben bir kere payitaht olan Devlet-i Ali Osmanlı'nın merkezi olan İstanbul gibi bir yerde yüksek öğrenim imkanı buldum. Yüksek öğrenimin dışında buranın manevi beslenme kaynaklarında hocalarımızdan istifade ettik. Bizi ilk defa örgüt terbiyesiyle ve örgüt bilinciyle buluşturan Milli Türk Talebe Birliği Akıncılarla yolumuz kesişti. Sonra Allah bize nasip etti. Yani Milli Türk Talebe Birliği'nin üst yönetimi olmadan onun alt kademelerinde sorumluluklar aldık. Akıncıların İstanbul yönetiminde sorumluluk aldık. Daha sonra 79'da genel merkezde sorumluluk aldık. Bunlar her dönemin aslında güzellikleri, ancak her güzelliğin bir de imtihanı var. Yani bir noktada eğer başkanlık, sorumluluk, yani bir kartvizit başkanlığı ise o adama yük aslında. Daha sonradan da yük, o dönemde yük. Yok o başkanlığı ve sorumluluğu Allah'ın dinine hizmet için bir altlık, bir zemin olarak kabul ederseniz Allah önünüzü açıyor. Yoksa millet elimi öpsün, millet bana başkan desin, millet şu bunu desin de orada zaten İslam'ın bereketinin olması mümkün değil. Söylediğiniz şu,
Şimdi darbe sizin kuşağınız işte 28 Şubat diyorsunuz. 28 Şubat nedir? 28 Şubat 97. Bana göre elimi uzatsam geride değecek kadar. Ama onun arkasında 12 Eylül 1980'i var, 12 Mart 1971'i var, 27 Mayıs 1960'ı var. Enteresan, tüm bu saydığımız ve saymadığımız tüm darbelerde özellikle Müslümanlar olarak, tüm halk olarak ciddi sınavlardan geçtik. Burada ne oluyor? Bu darbeci zihniyet kendi menfaatleri için alan daralttığında o zaman sizin de bir inancınız var, Müslüman bir kimliğiniz var. Bu Müslüman kimliği en kolay dönemde koruduğun ve sahiplendiğin gibi zor dönemde de korumak gerekiyor. Kolay dönemin tatlı su balığının bir karşılığı yok. Eğer İslami hareket ve İslami hareketin mensupları zorda ve kolayda istikameti bozmadan, yani çizgiyi bozmadan, istikameti bozmadan hedeflerine doğru koşarlarsa bu anlamda. O söylediğiniz dönemlerde, evet, Müslüman genç olmak, Müslüman olmak tabiri caizse bu ülkede maalesef ülkenin kayıp yıllardır bana göre, tabiri caizse kor ateşi elde tutmak kadar zor ve bedel isteyen bir şeydi. Eğer bugün bazı nimetler varsa 2023'te, o günkü ödenen bedellerin bugüne de yansımaları var. Evet, bugün gayret eden, işte siyasette, akademiyada, medyada, iş dünyasında, farklı yerlerde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da elbette şu anda bu işe, bu hayırda katkıları var ama geçmişte eğer bu mücadeleler olmasaydı, bu öncü hareketler olmasaydı, bugün biz neyin üzerine basardık? Onu düşünmek lazım. Şimdi sıkıntı var, eyvallah. Geçen deprem bölgesinde bir hanımefendi o kadar güzel bir şekilde konuyu özetledi ki, spiker ona, efendim eviniz yıkıldı, arabanız yıkıldı, aç kaldınız, açık kaldınız, işte nereye sığınacaksınız, neyiniz var falan dediğinde, o kadar olumsuzlukları saydı ki kadının o şartlarda isyan etmesi lazım. Hanımefendinin çok nefis bir cevabı vardı. Oğlum, Allah insana zulmetmez, ancak Allah insanı imtihan eder diyor. Benim itikadım bu hanımefendinin itikadı üzerine. Allah insana zulmetmez, ancak Allah insanı imtihan eder. İmtihan varlıkla da olur, darlıkla da olur, bollukla da olur, darlıkla da olabilir. Bunlara girmek istemiyorum. Ancak imtihanda o istikameti bir şekliyle koruyabilmek önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ikaz ediyor, bela talep etmeyin diyor. Çünkü belanın sınavı, belanın direnişi çok daha zor. Haşa diyelim ki eğer zorluğa, meşakkate talip olmayacaksak hep kolaylık mı? Bunu böyle söylemek istemiyorum. Yani Efendimiz eğer bela talep etmeyin diyorsa bazı şeyleri böyle çok fazla kaşıyıp yani oralardan biraz çıkmak. Çünkü insanız. Bizim de sevinmeye, bizim de heyecanlanmaya, bizim de koşmaya, bizim de bazı nimetlerle buluşmaya ihtiyacımız var. Çünkü neticede işte Ramazan dedik. Ramazan, evet, aç kalıyorsun, belli şunun ritüelleri var, onlara riayet ediyorsun. Çünkü Ramazan'dan sonra bir de bayram gelecek, yani kurtuluş gelecek. Her imtihanın akabinde bir bayram, bir kurtuluş gelmesi için o söylediğiniz dönemler, evet, zor dönemlerdi ama hamdolsun ben şunu kesinlikle söylüyorum. O dönemin bir kuşağı olarak ve o dönemin şahitliği olan o dönemdeki arkadaşlarım adına da söylüyorum. İnşallah bizim kuşağımız üzerine düşeni yapmıştır. O zaman bundan sonrası size ait. O günleri tekrar etmeden onun üzerine koyup onun 2023 ve daha sonraki versiyonlarını da sizler geliştirin. Yolunuz bahtınız açık olsun abi. Amin abim. Peki şeyi sorayım Mehmet abi. Yani şeyde şimdi Kudüs'te şey yaşadık. Yine her sene Yahudilerin, Siyonist daha doğrusu devletin Müslümanlara zulmetme şeyini bir kere her sene yeniliyorlar ve her sene Kudüs'teki Müslümanlara zulmediyorlar abi. Şimdi Kudüs'te yaşadıklarımız var, işte Suriye'de yanı başımızda yaşadıklarımız var, Afganistan'da büyük bir açlık, Yemen'de açlık var. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar acılar çekiyorlar. Yani ama tüm bunların ötesinde bayramda sevinmek ibadettir denir. Yani bayrama sevinçli girmenin önemi vurgulanır.
Ben şeyi sormak istiyorum abi. Sizin de tabii yurt dışında çok zorlu dönemlerde bulunduğunuz bir şey oldu, zaman dilimi oldu. Oralarda yaşadığınız hikayeler olmuş oldu. Yani onları, oralarda da şey bayram nasıl yaşanıyordu abi? Yani her şartta bayram sevinci oluşuyor muydu toplumlarda? Öncelikle bunu sormuş olayım. Ondan sonra tabii vatanın dışında kalmak, kendi vatanın dışında kalmak, başka gurbette, ben gurbette çalıştığım bir dönem oldu abi. Döndüğümde böyle çok üst düzey bir sevinç yaşamış oldum. Gerçekten vatan toprağı, kendini oraya aidiyet hissediyor olman falan çok özel bir duyguydu. Siz yurt dışında kaldığınız zaman dilimlerinde yaşadığınız Ramazanlar, bayramlar nasıl geçti abi? Hüzün var mıydı içerisinde? Bayramlar her halükarda, her zaman diliminde yine sevinçle yaşanması gerekir mi, mümkün müdür? Böyle bir soruyla size şey yapmış evet. olayım abi. Tecrübeleriniz ekseninde cevap almış olalım. Estağfurullah. Şimdi bugün Kudüs sadece Filistinlerin değil, tüm ümmetin, belki de insanlığın direkt ilgilenmesi gereken önemli bir konu. Maalesef orada 1947-47'lerden, 48'lerden sonra başlayan bir tümör, bir işgalci yapı, oradaki kardeşlerimiz ve oradaki mabetlerimiz, oradaki kutsallarımızla ilgili aslında bir şeyleri test ediyorlar. Ve bu test etmede eğer teslim olursanız, teslim olan adama hayat yok. Teslim olan adama gelecek yok. Eğer mücadele ederseniz, değerleriniz için, inancınız için, yani kutsallarınız için eğer mücadele ederseniz, mücadele eden adamın veya kitlelerin de bu bir gün mutlaka galip geleceğine ben eminim. Tarih bunu bize gösteriyor. Moro sanki öyle bir mücadeleye şey örnek sayılabilir mi? Bunu tarih boyunca tüm peygamberler, şahıslardan başlayıp kitleleri değiştirmesi veyahut da ne bileyim bazı böyle sapkınlıklar, işte içtihat hareketleri, müştehit dediğimiz insanlar vesaire, yani belli kirlenmelerde, işte İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani diyorsun. Yani ikinci bin yenileyicisi olarak İslam'a giren tüm o aykırılıkları teker teker ayıklayan ama bunun bedelini ödeyen insanlar. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Eğer bugün işte Filistin'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, daha başka saymadığımız İslam coğrafyalarında bir mücadele varsa, evet, mücadelede direnmek zor ama emin olun ki o ülkelerin muhtemelen belirli bir süre sonra bunların özgürleşeceğine ben inanıyorum ya. Yani. Bunu nasıl inanırsın? Geçen Doğu Türkistan arkadaşlarımızın iftarına gittiğimizde, işte Doğu Türkistan'ın şu anda Çin'in inanılmaz bir zulmü var. Yani orada insan hakkı ihlali değil, oradaki kardeşlerimizi, Müslümanları adamlar yaşatmak istemiyorlar. İşin dramatik kısmına gitmek istemiyorum. Ama diyelim oradaki acıyı yeniden kabuk tutmuş yarayı kanatmaktansa benim o kardeşlere söylemek istediğim, Doğu Türkistan'ın bir de Batı Türkistan kısmı vardı. Yani bugün Semerkant, Taşkent, Buhara dediğimiz, hiç olmaz dediğimiz bu coğrafyalardan bir ışık göründü mü? Yani Ceberut olan eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çatırdadı ve oradan her şey aslına dönücü ise bugün Buhara'dan İstanbul'a sürekli insanlar geliyor, gidiyor ve oradaki değerlerimiz de itikatta imamımız orada, tasavvufi büyüklerimiz orada, yani hadisin duayenleri İmam Buhari, Tirmizi orada, sürekli bu iletişimle birlikte biz o küllenen şeylerimizden tekrar istifade ediyoruz. Kuvvet ve kudret sahibi olan Allah, eğer Batı Türkistan'daki Semerkant'a, Buhara'ya, Taşkent'e özgürlük veriyorsa, eğer Güney Türkistan'da ne bileyim işte Kunduz'a, Takhar'a özgürlük veriyorsa, ben inanıyorum ki gelecekte Taşkent'te, Hoten'de, efendime söyleyeyim, yani orada Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizde de mutlaka bu özgürlük nimetini tadacaklar. Bu aynı şekilde Filistin için de böyle. 1947-48 öncesi orada bu işgalci, terör devleti diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu. Bizim yaşımıza tekabül ediyor. Eğer evveliyatı olmayan bu kepazelik, yarın da olacağını kimse bana inandıramaz. Orada Filistinler var mıydı? Var. Gelecekte
Filistinlilerin inancına, itikadına, tarihine uygun bir yapı oradan çıkacak. Ama biz burada çizgiyi bozmayacağız. Şımarmayacağız. Mücadelede süreklilik ve neyin, niçin yapıldığını bilinci içerisinde yaparsak, bu işin bezirganlığına da düşmeden, bu işin bilinciyle birlikte, yani ben Kudüs'ün de, Filistin'in de özgürleşeceğine adım gibi inananlardan birisiyim. Dedik ya demin, yani Ramazan'ın tüm müşkülatlarına rağmen arkasından bayram geliyor. Filistin'in tüm bu müşkülatına rağmen Filistin'in bayramı da gelecek yani. Yani bu diğer coğrafyalar için de böyle. Eğer bir yerde mücadele varsa belli ki orada bir haksızlık var, bir işgal var, efendime söyleyeyim. Ve o insanlar bir gün bu haklarını alacaklar. Mutlaka alacaklar yani. Yani 79 öncesi eğer Ruslar Afganistan'ı işgal etmeseydi 100 bin kişiyle, Afganlar kendi işlerini yürütüyorlardı. Emperyal bir güç, ilk önce Ruslar, onların bıraktığı yerden Amerikalılar ve 50 yıl bu toplum her iki muktedir güce karşı savaşıyor. Hamdolsun birisi yenildi, ikisi de yenildi, üçüncüye de gelecek birisi varsa onları da yener bunlar ya. Neyle? İstikameti bozmadan, mücadeleyle yalnız. Şimdi bu coğrafyalarda da söylediğiniz gibi bayram olur mu? Olur be Mehmet ama buruk bayram olur. Rabbim inşallah bu ümmet coğrafyasında buruk bayramları değil de gerçekten bayramın sevincini yaşamayı onlara da nasip etsin derim. Amin abi. Allah razı olsun. Tabii şeyde de deprem bölgesinde de birkaç yayın yaptık abi Ramazan boyunca. Şimdi yaşanmış bir deprem var, büyük bir felaket, asrın felaketi. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan meseleden etkilenmiş farklı boyutlarda. Orada şeyi sorduk. Ramazan size nasıl geldi? Ramazan'ı hissettiniz mi? Ramazan'ın heyecanını hissettiniz mi? Yoksa bu işte yaşamış olduğunuz büyük imtihanın içerisinde Ramazan'ı göremiyor musunuz dedik. Aksine dediler ki ya Ramazan böyle çok zorlu bir zamanda, çok doğru bir zamanda geldi. Bereketiyle geldi, rahmetiyle geldi. Aynı heyecanını hissediyoruz. Artık çadırlarımızda hissediyoruz bu heyecanı ama hissediyoruz dediler. Elhamdülillah. Yani Allah herhalde onu işte mistik bir şeyle, manevi bir atmosferle insanların üzerine bayramı da, Ramazan'ı da giydiriyor abi. Tüm işte mükafatıyla, tüm işte lütfuyla bayram sevinci şeyde yaşanmış oldu. İnşallah biz de sizin dediğiniz gibi ümmet coğrafyasında Müslümanların layıkıyla bayramı icra edebilmeleri, ihya edebilmelerini nasip etsin diye dua etmiş olalım inşallah. İnşallah. Bir şeyi sorayım abi. Şimdi sizin abiliğinizi yapmış olduğunuz İnsan Medeniyet Hareketi, bunun çalışma alanları, işte ihtisas kurumlarıyla, işte eğitim çalışmalarıyla, işte davet tebliğ çalışmalarıyla, işte son dönemde de deprem bölgesinde vermiş oldukları o üstün mücadelesiyle, herkes tarafından takdir gören üstün mücadelesiyle büyük bir gayret oldu. Ve bu gayret için merkezi bir kasadan, merkezi bir hesaptan bir şey de, ekonomik bir şey de harcanmadı. Giden parasıyla gitti, arabasıyla gitti, kendi imkanlarıyla gitti. Büyük bir gönüllülük hareketi oldu abi. Çok büyük gönüllülük hareketi oldu ve hala devam ediyor. Yani istikrar da olmuş oldu. Yani hem azim vardı, hem kararlılık vardı, hem de istikrar var abi. Çok uzun süredir bölgedeler ve bir şekilde oradaki kardeşlerine destek olmak için mücadelelerine devam ediyorlar. Sizin abi İnsan Medeniyet Hareketi'nin özelinde, tabii birçok kurum var bölgede, orada verilen mücadeleyi nasıl yorumluyorsunuz abi? Yani bu teşkilatların vermiş oldukları bu çabayı son zamanda, özellikle işte Ramazan'da da ekstraları oldu bu çabanın. Böyle bir dönemi nasıl yorumlarsınız? Ne demek istersiniz abi? Şimdi bu deprem insan inisiyatifinin dışında fiziki olarak işte yerdeki, zemindeki bazı hareketler falan diyoruz ama kuvvet, kudret sahibi olan Allah'ın elinde. Onun kaderindeki bir hareketin işte tezahürü. Yani görünüşte fiziki bir olay zemin üzerinde ama bunun zamanlaması vesairesi Allah'ın kaderinde olan bir şey. Ve nereye gelir, nasıl gelir? İşte biz onu fay hattı diyoruz, işte şu şiddette diyoruz vesaire diyoruz. Bu bizim şu ana kadar bildiğimiz. Muhtemelen 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl sonra biz depremle ilgili farklı şeyleri daha bileceğiz. Çünkü teknoloji her sahada daha bilgiye erken ulaştığı için
depremle ilgili, zemin hareketleriyle ilgili 100 sene sonra bize çok daha farklı bilgiler verecek. Belki tedbirler alınacak, başka şeyler olacak. Her neyse bu Türkiye'nin belirli bir kesimini, bir bölgesini, bir il değil de bir bölgesini sarsan, aynı zamanda bunun Suriye ayrı bir devlet gibi ama onlar da bizim kardeşlerimiz. Orada ağır bedeller ödedik. Burada sorun çerçevesinde benim söyleyeceğim şu, oradaki bu tahribat ve o tahribata yardım eden insanların bir kaygı taşıması ve yardım eden öncü arkadaşlarımızın alnı secdeye gelen bir irade olması, bu benim için çok kıymetli. Eğer bu ülkenin yerli değerleri, yani inancı, kültürü, tarihi, yerli değerleriyle barışık olanlar, afet durumunda da o kardeşlerimizin yarasına merhem oluyorsa, bu gerçekten çok kıymetli. Ama öbür tarafta, buraya girmek istemezdim ama, yıllarca halkçılık yaptığını zanneden ve halk üzerinden simsarlık yapan, bezirganlık yapanlar da biraz kendilerine çeki düzen etseler, verseler, ya aynı bölgede diyelim Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını, herhangi bir kendilerine ait belediyenin yapmadığını onlar da biliyor. Ama yapıyormuş gibi görünüyorlar. Burada ismi hiç önemli değil. Yani evet, İnsan Medeniyet Hareketi İnsan Vakfı üzerinden bir koordinasyon yaptı. İHA'da kardeşlerimiz daha farklı kısmını yaptı. Öteki daha farklı kısmını geldi. Bunun toplamda alnı secdeye gelen iradenin, bu ülkenin yerli değerlerinin afette de bu toplumun yarasına merhem olması, bu çok kıymetli. Buradan başlamak lazım. Ha bu sadece burada mı? 15 Temmuz 2016. O hain kalkışmada da yine darbecilerin şerrinden devlet millete sığınmadı mı? O günde ne bileyim, o insanların kahramanlık gösteren insanların kahir ekseriyeti. Evet, başkaları da orada olmuş olabilir. Kahir ekseriyeti yine alnı secdeye gelen iradeydi. Buradan şunu söylemek isterim. Eğer depremde, eğer darbede, eğer daha başka sıkıntıda alnı secdeye gelen bu irade, derneği, partisi, sendikası, işte İslami camiası vesairesini ayırmadan alnı secdeye gelen irade, ülkesinin özgürlüğü için eğer bedel ödüyorsa, ülkesinin bu kıymetlerine sahip çıkıyorsa, bunun altını iyi beslemek lazım. Bunun bir şımarıklığına düşerim asla demiyorum. Ama bunun farkında olup, ötekilere de ya bu ülkede yaşıyorsanız, yani en azından burada, şurada şöyle bir yara var, siz de bu yaraya merhem üretin. Veyahut da burada başkaları adına, yani emperyal güçler adına burada konu mankenliği yapmaktan siz de vazgeçin için belki bir ileride söz de olur. Bunun yani bir hizmet yarışı değil de, laf yarışı değil de, Müslümanların buradaki duyarlılığı benim için çok kıymetli. Allah razı olsun. Eğer inancım müsaade etse, o bölgede hizmet eden arkadaşlarımızın ve kurumlarımızın hepsinin heykelini dikmek isterim. Alkışlanabilecek, heykeli dikilebilecek insanlar ve çalışmalar yapıldı. Ve şu anda hala 2,5 ay geçti zannediyorum. O bölgede eğer bir çorba kasesi, eğer bir yardım kolisi, eğer bir giysi, eğer bir barınak oluşturulabiliyorsa, yani bunun arkasında alnı secdeye gelen bir irade varsa, bu benim için çok önemli. Ve burada gönüllü teşekkür diyoruz. Eğer şunu söylemek isterim, bir hizmetin arkasında gönül varsa, hasbilik varsa, tamamen oradan herhangi bir şey beklemeksizin gönlünü ortaya koyuyorsan, bir kase çorba muhatabında aslında bahar getirir yani. Bizim beslenme kaynaklarımızdan bir tanesi de rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'dur. Fethi abi bir gün dost ve dostluk kavramını anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicretini, Efendimizin Allah'ın dinine mekan arama, vatan arama mücadelesini ve hicreti anlatırken yanında ikinin ikincisi diye Kur'an'da geçen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sıddıklığını, dostluğunu orada tanımlıyor. Mağarada düşünün, Efendimiz
Orada Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber Ebu Bekir radıyallahu anh üzerindeki elbiseni bir kısmını yırtıyor. O taşların arasına tıkıyor ki Efendimiz oradan herhangi bir haşerattan bir zarar gelmesin. Diğer bir tarafını yırtıyor, tıkıyor. Son kalan kısma da topuğunu dayadı diyor. Söylemek istediğim topuk görünümlü gönlünü dayadı diyor. Ben bunu alkışlarım. Topuk görünümlü gönlünü dayamak. Koli görünümlü gönlünü verebilmek. Elbise görünümlü gönlünü verebilmek ve karşılığında emin olun yarın Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Malatya'nın yeni nesli ve o insanları bundan müteşekkir olacak. Ve Allah bize dayanışın, kardeş olun, yardımlaşın. Allah bize müthiş bir nimet verdi aslında. Ve ülkede bir kaynaşma oldu. Ve o söylediğiniz kurumların hemen hemen hepsi, belki gençler üzerinden ya bu gençler hayta bir işe yaramıyorlar falan dediğinde o gençler gidip orada 7/24 o insanlara hizmet ettiler mi? Demek ki gençlerin önünü açarsak gençler de hizmet ediyormuş. Ve bu arada tüm İslami camialar tabanlarıyla barıştı. Ya bir afet üzerinden tabanla barışılır mı? Böyle bir şey yani. Niyet düzgünse Allah oradan hayır getiriyormuş demek. Yani bunu bir afet gibi, evet Ramazan'da oradaki kardeşlerimiz şu anda çadırda Ramazan ne kadar olur? Çadırda bayram ne kadar olur? Onu hadi ben yutkunurum da çocuğa bunu anlatmak çok zor. Olsun bu burukluğa rağmen ben 2023 bayramını çadırda geçirdim. Ama ileride ben bu bayramı çok daha farklı yerlerde geçireceğim. Ve ben bu bayramda gerçekten bayram olabilecek, arınıp aklanabilecek bir ortama taşıyacağım diye muhtemelen o çocuklara idealizm de verilecek. Hamdolsun oradaki kardeşlerimiz onların kolilerini, barınmalarını, giyeceklerini verirken Ramazan boyu onlara İslami, ibadi, ahlaki ve çocukların moral motivasyonu ile ilgili, psikolojisi ile ilgili güzel çalışmalar da yaptılar. Ve bunun karşılığında kimse kimseden profesyonel 5 kuruş istemedi. Eğer gönül ortaya konulabiliyorsa bu gönüllü hareketler de buradan bence kazançlıdır. Kim Allah'ın dinine hizmet ederse o izzetleniyor, itibarlanıyor. Eyvallah abi. Tabii şey abi, yani varlıkları boyunca toplumsal faydaya odaklanan İslami yapılar, gruplar ya da işte alnı secdeye varan insanlar hep böyle çevresine fayda sağlamaya çalışma refleksi depremde de farklı bu şekilde tezahür etmiş evet. oldu. Bireyselci davranan birinin topluma fayda sağlaması da çok zaten beklenen bir durum değildi. Dolayısıyla şimdi bu mücadele veren insanlara bir mesaj vermek gerekirse abi. Yani şimdi bizi izleyicilerimiz sizi dinliyorlar. Sadece hareketimizin mensupları değil birçok yapıdan da sizi dinleyenler olacaktır abi. Yani deprem bölgesinin özelinde ama böyle topluma fayda sağlamaya çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik bayramla ilgili ya da genel mesajınız nasıl olur abi? Size böyle bir söz hakkı vermiş olalım. Onlara bir mesaj verip ardından evet. dilerseniz programı beraberce kapatmış olalım. Eyvallah. Şimdi başlangıçta Ramazan ayının güzelliklerini bahsettik. Bu Ramazan ayı işte Kur'an ayı dedik. Efendime söyleyeyim. İçinde peygamberimizin peygamberliğinin tescillendiği ay dedik. Yardımlaşmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın ve arınmanın geleceği bir ay dedik. Ve hamdolsun oruçlar tutarak, ibadet taatlarımızı daha çok artırarak, daha çok Kur'an okuyarak. Çünkü niye? Her Ramazan'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an'ı getiren Cebrail aleyhisselamla karşılıklı okur. Buna halk dilinde mukabele diyoruz. Bu mukabelelere öyle bidat şirk diyenlere siz bakmayın. İşin arkasındaki hikmet bu. Her Ramazan'da camide, evinde veya bireysel bu işleri yapanlar varsa Allah onlardan razı olsun. Amin. O zaman Kur'an okuduk. Bu Kur'an'ı daha çok okuyacağız. Daha iyi anlayacağız. Daha iyi uygulayacağız. Çünkü bu bizim aslında çok önemli bir mihengimiz. Vazgeçemeyeceğimiz bir mihengimiz. Tartışmaya açtırmayacağımız bir mihengimiz. Bir kere Kur'an'ı okuma, okutma, anlama, uygulama noktasındaki bu gayreti asla pörsütmeyelim.
Burada ibadet, taat, oruç vesaire Allah bize zulmetmek için değil, demin hanımefendinin söylediği için bir nimet olarak bize bunu aktarıyorsa, bu arınma, aklanma açısında aslında iyi bir mayalanma dönemi. Bu İskender Paşa'da rahmetli Mehmet Said Kotka Hazretleri bir Ramazan öncesi Ramazan'ı bize şöyle tanımladı ve ikaz etti. Aziz kardeş, Ramazan ayı aç kalma ayı değildir. Ramazan ayı açları doyurma ayı da değildir. Ramazan ayı tok gezme ayı hiç değildir. Ramazan ayı günahlardan arınma ayıdır. Günahlardan arınalım ki olgunlaşalım. Her şeyin olgunu makbul olduğu gibi insanın da olgunu makbuldür dedi işte. Her şeyin olgunu makbul olduğu gibi insanın da olgunu makbuldür. İşte bu olgunluk için, arınma, aklanma için Ramazan'ın bu nimetini ömrümüzün diğer aylarına da yayıp diğer ayları da Ramazanlaştırmak bize bağlı. Arkasından dayanışma, kaynaşma dedik. Evet, bu dönemde zekatlarımızı, tasadduklarımızı, fitrelerimizi verdik. Hamdolsun. Allah kabul etsin. Amin. Ve bu hayır hasenatlarımızı gönüllü yapmak. Yani o fitredeki o topuk görünümlü gönlü onu taşıyabilmek, o hasbiliği asla kaybetmeyelim derim. Ve dayanışma, yardımlaşmanın ötesinde benim hasreten kardeşlerimden ricam şu, gerekçesi ne olursa olsun, yani itikada taalluk etmeyen beşeri kusurlarımızla ilgili, gelin birbirimiz için dua ediyoruz ya. Allahümme afirli veli valideyye vel ihvanina. İhvan biziz işte ya, ihvan illa başka bir şey aramaya gerek yok. Allah'tan dilediğimiz bu bağışlanmayı, gelin birbirimize de kul olarak birbirimize bu bağışlanma hakkımızı, birbirimizi tolere edelim. Küskünlükleri bir kere ortadan kaldıralım bu Ramazan'da. Tüm kardeşlerim gerekçesi ne olursa olsun birbiriyle bu bayramdaşın mutlaka helallaşsın, kucaklaşsın. Ve ben şahsım olarak tüm kardeşlerime gelmiş, geçmiş, gelecek tüm haklarımı helal ediyorum. Ve onlardan da helallik talep ediyorum. Ve tüm kardeşlerimle dayanıştığım gibi bayrama da kendimi böyle hazırlayacağıma inanıyorum. Ya bu bana öyle etmişti, böyle etmişti. Ya sen de belki ona etmişsindir. Vallahi ben bunun hiçbir şeyine inanmam. Gerekçesi ne olursa olsun, itikada taalluk etmeyen tüm bu meselelerde birbirimizi bağışlayıp helallaşmamız lazım ki, çünkü Efendimiz buyuruyor ki, bir camiada iki kişi birbirine husumette bulunursa Allah'ın rahmeti oraya inmesine engel olur diyor. Bu beni korkutuyor. Eğer benim kusurumdan dolayı Allah'ın rahmeti bu camiaya inmesine engelse, o zaman benim ders çalışmam ve bu noktada feragatta bulunmam lazım. Allah'ın bile tövbe kapısının açık olduğu bir yerde niye birbirimizle barışmayacağız? Niye birbirimizle kaynaşmayacağız? Ki arkasından bayram yapalım yani. Komşusuyla küs geçinen bir adamın bence bayram yapma hakkı yoktur. Ortağı ile teşkilat içerisinde, camia içerisindeki kardeşiyle küs olan bir insanın bayram yapma hakkı yeniden gözden geçirilmeli. Ve bilhassa aileler, aile üzerindeki bu son dönemdeki bu ayak kaymalarında bizim mutlaka eşlerimizle, yakın çevremizle vesairemizle dalga dalga barışmamız ve kaynaşmamız lazım ki buralar rahmetin inmesine vesile olsun. Kendisini çok takdir ettiğim rahmetli Raşit Küçük Hocam bir gün bana dedi ki, benim dedi 50 yıla yakın dedi bir evlilik hayatım oldu. Ben eşimle dedi bir gün bir gecem küs geçmedi. Çok etkilendim. Yani 50 yıllık bir evlilikte bir gün bir gecesi küs geçmeyecek kadar, ya bu nasıl olur? Nasıl becerilir? Hadi sen yaptın. Hanımefendi bu işi nasıl yaptı? Ben kendi kendime hocam gibi olamam ama hocayı bir taklit edeyim niyetlendim. İçimde de böyle bunu bir test etme ihtiyacı da hissetti. İnsanız yani, sorguluyoruz, merak ediyoruz. Geçenlerde
Raşit Küçük Hocam'la ilgili Fatih Camii Haziresi'nde Allah razı olsun Tayyip Erdoğan o insanları bir taşra mezarlığına değil de bir Selahattin Camii'nin haziresine defnetmesi, onu da takdir etmek lazım. Orada program yaptık. Arkasından İlim Eğitim Vakfı'nda da Raşit Hoca'nın yakın arkadaşları, talebeleri ile birlikte İlim Eğitim Vakfı'nda orada bir program oldu, anma programı. Ben salona girdiğimde baktım hocanın talebeleri, arkadaşları. Arka tarafta da hocamın eşi ve kızları da var. Ha dedim, ben bunu test etme imkanı bugün buldum. Söz sırası bana geldiğinde demin söylediğim gibi Raşit Hocam bir gün dedi ki ben 50 yıllık evliyim, bir gecem veya bir gündüzüm eşimle küs geçmedi. Ben hocam gibi olamam ama hocayı taklit edeyim diye kendi kendime ahdettim. O gün bugün yutkunuyorum, bir faydasını da görmedim diye biraz espri de yaptım. Ve oradan yenge hanım elini kaldırdı. Dedi ki bizim bir gecemiz küs geçmedi dedi. Bugün aile kavramının bu kadar itilip kakılıp sarsıldığı bir ortamda eğer Raşit Küçük içimizden birisi olarak onu taklit edeceksek, daha doğrusu İslam'ın mayasını onun üzerinden gelin bayramlaştıracaksak bunlardan istifade edelim deriz. Birbirimizi bağışlama, birbirimizi helallaşma, burada bereket gelsin diye. Ha söylediğiniz gibi işte çocuğun bayramı ne olur? Çocuğun bayramı şekerdir, çikolatadır, haçlıktır, elbisedir. Olsun. Ne bileyim dervişin bayramı daha başka ibadet, taat, zikir vesaire o gönül huzurudur. Mücahidin bayramı da demin söylediğin Filistin'in özgürlüğüdür, Doğu Türkistan'ın özgürlüğüdür. Gelin Filistin'deki bu insanın yani mücahidin bayramı ile çocuğun bayramını birbirinden ayırmayalım. Bu bayram arınıp aklanma ve sonunda işin finali olan nimetlerin değerli toplu olduğu bir kıymet olacaksa bu bayramda söylediğim gibi Kur'an'ı daha çok anlayacağız, daha çok uygulayacağız ve onun bereketiyle birlikte bu camialar daha hizmetlerine devam edecek inşallah. Rabbim inşallah bu noktada rızasına uygun hayırlı bayramlar nasip eylesin cümlemize. Amin. Bayramlarımızın bir gün değil de kalıcı bayramlara dönüşmesi için, inşallah mazlumların gözyaşlarının tez zamanda ortadan kaldırılması için, haksızlık, hukuksuzluk ve ahlaksızlığın tez zamanda ortadan kalkması için bu bayramları Rabbim bize vesile kılsın inşallah. Amin. Cenab-ı Hak hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı nasip etsin. Batılı da batıl olarak bilip batıldan kaçınmayı ve bayramları daim yaşamayı nasip etsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah. Amin abi. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz abi. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız abi. Allah razı olsun. Müsaadenizle o zaman bayramlaşmış olalım izleyicilerimize ve programımızı kapatmış olalım inşallah diyelim abicim. Küçük bir duyuruyla kapatacağım ben. Ardından isterseniz bayramlaşalım abi. Hayırlı bayramlar diyelim. Eyvallah. Ben tüm kardeşlerimin, bacılarımın, tüm insanların, Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bu bayram yeryüzünde gerçek bayramlara dönüşsün. Mazlum kimse kalmasın. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış kimse kalmasın. Müslümanların eliyle birlikte inşallah tercihlerimizi de doğru yapıp bu ülkede de kazanımlarımızı asla kesintiye uğratmayalım. Makedonların güzel bir atasözü var. Çobanı vur, sürü başsız kalsın diyorlar. Bu ülkenin çobanlarını da vurdurmayalım inşallah. Allah razı olsun. İnşallah abi. Bir şey hatırlatayım Mehmet abi. Bayramın üçüncü günü biz Bahariye'de, İnsan Medeniyet Hareketi'nde, Eyüp'te geleneksel olarak yaptığımız, her bayramda toplandığımız ikindi namazının hemen ardından bayramlaşma programımız olacak. Onu bu vesileyle izleyicilerimize duyurmuş olalım. Üçüncü gün hepinizi burada bayramlaşmaya bekliyoruz efendim. Müsaadenizle de programı kapatmış oluyorum. Efendim bayramda Mehmet Güney abiyle beraberdik. Bugün kendisinden istifade etmeye çalıştık. Güzel hikayeler dinledik, güzel değerlendirmeler dinledik. Ona bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu sene artık programlarımıza son vermiş olduk. Bir sonraki sene inşallah Ramazan'da tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.